Arkadaşlar ben Az Gemçeri kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aranın ardından yani 3-4 günlük bir aranın ardından video çekeceğim arkadaşlar. Sınavlarım vardı, vizelerim vardı. Onlardan dolayı gerçekten fırsat bulamadım. Hemen sizlerle birlikte arkadaşlar Roma'ya karşı oynayacağımız mücadeleyi yapalım. Roma'nın formaları şu şekilde olsun. Biz de gene PSV Eindhoven'ın formalarını kullanalım arkadaşlar. Gerçekten kadromuz bayağı iyi. Arkadaşlar ilk başta şunu size söyleyeyim. Videoların kısa olduğundan dolayı bir anket yaptım. Videolarda bir video mu koyayım, iki video mu koyayım diye Dreamweaver'la ilgili. Sizler şu şekilde yorum yaptınız. Yani oran olarak şeyin daha fazla istediğiniz, iki video istediğiniz arkadaşlar gerçekten iki videoyu paylaşmakta biraz sıkıntı oluyor. O yüzden bugünkü videoyu da bir video ile kapatıp ondan sonra iki yapabilirsek iki video yapalım arkadaşlar. Sizin de katılacağınızı düşünüyorum. Lütfen bu konuda da biraz anlayışlı olmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizi de sıkmak istemiyorum arkadaşlar. İki maçla dolu dolu gelmek de olabilir ama iki maçla da sizi sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Ve Ceko'yla maça başladılar. Şimdi kupa mücadelesinde nasıl yapalım arkadaşlar? 5-0'dan geri dönüş yapalım. Roma'ya karşı bakalım. Başarılı olabilecek miyiz? 5-0'dan bir geri dönüş. Aslında 5-0'dan hiç denememiştim daha önce. Daha iyi sonuçlarım var. Ama şunu yapalım. Bu arada arkadaşlar çok ilginç şekilde gördünüz. Topların hepsi defansımdan döndü. Gerçekten böyle komiklik bir durum görmedim açıkçası. Bir sürü topum defansından döndü. Şimdi Ahna Di Maria ile kullanalım şu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar sınavlardan dolayı bu arada Muslera'nın yaptığı neydi arkadaşlar? Yani topa dokunmadı bile. Sınavlardan dolayı giremediğimi söylüyorum arkadaşlar. Lütfen bunu anlayışla karşılayın. 5-0'dan geri dönüş yapalım derken dakika 20 oldu ya, şaka gibi gerçekten. Şimdi Pepe ile kendi kalemize doğru topu yollayalım ve skoru 2-0'a getirelim. Roma'ya karşı 5-0'dan geri dönüş yapabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bizi bilen bilir, kanalımızda daha önceki challenge'larda kaç sıfırlardan geri dönüşlerimiz oldu. Ya bu arada şu sıkıntıyı anlayamadım bir türlü. Şuradan şu taktiğe bakayım. Takım yönetimim 4-3-3. Niye bu şekilde kullanır gerçekten anlamadım açıkçası. Umarım 3-0 olur. Şimdi Manolas Rudiger'e bıraktı. Aman ya Rabbi. Nereye vurdu ya Rudiger? Şimdi şunu nasıl tamamlayacağız ya? Bayağı sıkıntılı oldu arkadaşlar. Sıkıntılı olmadı mı? Dakika 20 henüz skor. Ya bakın top Muslera'ya çarptı. Ne kadar ilginç durum. Harbiden çok ilginç durum. Şu an kendi kaleme 5 gol atmaya çalışırken ilginç anılar yaşıyorum. Hemen Muslera'yla kendi kaleme 4. golü hemen göndereyim. Çünkü 5-0'dan geri dönüş yapacağım. Oyuna biraz renk katalım arkadaşlar. Çok iyi challenge'lar gelecek. Çok sağlam challenge'lar gelecek. Hemen yarın sizlerle cumartesi günü yani tam tamına 3 tane video paylaşacağım arkadaşlar. Online skor menajer olacak içinde. Onun dışında FIFA ya da NBA Live çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Diğer gün ise FIFA ekleme ihtimali yüksek. Bu arada 5-0'ı da bulmuşken rakip onların üstüne doğru gidelim. Şimdi Muhammed Salah'tan kurtardık. Strootman'dan da kurtardı Cristiano Ronaldo. Şimdi içeriye doğru girme çabası içinde Cristiano Ronaldo. Antonio Rudiger'den de sıyrıldı. Kafa gelirme Mbappe'den. Kylian Mbappe. İşte bu kadar arkadaşlar. Mbappe gördüğünüz üzere çok güzel bir kafa golü. Size tavsiyem kornerlerde orta açtıktan sonra A yerine B'ye basmanız. B'ye basılı tuttuğunuz zaman kafa golünü atmanız daha kolaylaşıyor arkadaşlar. Bu da benden size küçük bir ne derler? Yani bir tavsiye olsun. Güzellik derler arkadaşlar. Güzellik olsun. Bunu bilmem belki kardeşlerimiz orada şimdi Koscielny ile ön alanda baskı oluşturduk. Ve topu kaptı. Cristiano Ronaldo'ya verdi. Cristiano Ronaldo pasını hemen aktarsaydı belki skoru erken bir şekilde getirebilir. Şimdi Cristiano Ronaldo çaprazdan girmeye çalışıyor. Cristiano Ronaldo penaltı. Yani hakem penaltıyı ver be. Şimdi Ivan Rakitic gol gelir mi Pepe'den? Kylian Mbappe. Kylian Mbappe top çizgiden çıktı. Çok ilginç bir durum. Manolas Mbappe. Kylian Mbappe. Arkadaşlar gol bulacağız ya. İlla ki ve mutlaki golü bulacağız. Gördüğünüz top direkten döndü. Koscielny vurdu, defanstan döndü. Ve Kylian Mbappe çok rahat şekilde skoru 5-2'ye getirdi. 5-0'dan geri dönüş Roma'ya karşı. Gerçekten iyi bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum. Şimdi Szczęsny bıraktı. Angel Di Maria. Naigolan'a bıraktı. Nace Naigolan. Angel Di Maria. Çok güzel şekilde Ronaldo'ya aktarmayı başardı diyecekken Manolas araya girdi. Daniele De Rossi. Şimdi Jose Maria Callejon bıraktı. Cristiano Ronaldo. Offside yok. Şimdi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo top direkten döndü. Kylian Mbappe.
Arkadaşlar, Kylian Mbappe hat-trick'i tamamladı. Ronaldo'nun şutu da büyük bir şanssızlık. Top direkten döndü. Gerçekten çok iyi vurdu Cristiano Ronaldo ama Kylian Mbappe topu tamamlayan yıldız oyuncumuz oldu ve skor 5-3. 5-3 de fena skor değil bence arkadaşlar. İlk yarıda 5-3'lük bir skor. Kylian Mbappe ise 17 dakikada hat-trick yapmayı başardı. Şimdi topu Ronaldo'ya doğru aktardım. Ronaldo güzel bir şekilde kontrol etti. Şimdi Cristiano Ronaldo iyi orta gol getirir mi? Angel Di Maria vur kafayı. Arkadaşlar, yani ilginç gol olacak da böylesi de olsun ya. Gerçekten böylesi de olsun. Ya kafaya bakar mısınız? Gerçekten çok ilginç bir gol ve bunu kaydedeceğim. Di Maria'nın highlight'ini yaptığım zaman bunu paylaşacağım. Yarın tüm gün okulda olacağım arkadaşlar, üniversitede yani. Ders çalışacağım, o yüzden pek video çekmeyi fırsatım olmayacağı için videoyu geceden çekiyorum arkadaşlar. Sizlere hazırlayacağım ve sizlere göndereceğim. Bu arada arkadaşlar bir YouTube meselesi var. YouTube benim her videoma, her reklam verene uygun değil şeklinde para videodan para kazanmamı engelleyecek şekilde şeyler yapıyor. Engelleyici politikalar benimsiyor. Gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Şimdi Koscielny'le arkadaşlar büyük sıkıntı yaşıyordum. D-pad'de kontrol tuşuna, mekanizmasına bir an basamadım. İşte dediğim gibi arkadaşlar, YouTube'un beni işte zaten pek fazla para kazanmıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu konuda tüm samimi duygularıma söylüyorum. Çok fazla para kazanmıyorum. YouTube'un da bunu engelleme çabasını gerçekten anlayamadım. Fazla para kazanmayan bir kanalı niye engeller? Yani kendi yararına olacak bir şey gerçekten. Çünkü reklam ne kadar çok benim kanalımda reklam olursa YouTube'da o kadar fazla para kazanıyor. Yani gerçekten beni üzen bir durum. Sizlerin de desteklerini istiyorum arkadaşlar. Şuna güzel bir like verirseniz videoma beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi 5-5'i yakaladık. Strootman çıktı. Gerson girdi arkadaşlar. Brezilyalı Gerson'u o oyunu aldı. Yalnız oyunun tek hakimi biziz arkadaşlar. Şimdi Delali güzel şekilde sıyrıldı Delali. Bir daha sıyrılabilir mi Delali? Şimdi döndü. Pasını aktardı Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo Gerson'dan sıyrıldı. De Rossi'den sıyrıldı. Cristiano Ronaldo. Top kornere gitti. Szczesny'ye. Kimin oyundan çıktığını görmedim. Şimdi Pepe kafa, gol gelir mi? Arkadaşlar gerçekten hani bu işi biliyoruz ya biz. FIFA'da çok iyi olmasam da Dream League Soccer'da bayağı iyiyim arkadaşlar. PES 2017'de bayağı iyiyim. Bu arada pas dedim ya. PES 2017'de başıma çok kötü talihsiz şeyler geldi arkadaşlar. Oyuna giriş yapamıyordum. Saat güncellemesinden dolayı. Kıbrıs'ta saatler geriye alındığı için arkadaşlar şöyle bir problem oldu. PES'e giriş yapamadım. Şimdi oyunun saatini otomatik olarak yapıyorum. Bu sefer saat ileriye alınıyor. Oyuna giriş yapmayı o şekilde denemedim. Meğer ki öyle yapmam gerekiyormuş arkadaşlar. Ve tüm ilerlemem hepsi gitti arkadaşlar. Bayağı üzüldüm gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi Angel Di Maria'nın kontrolü de gerçekten iyiydi. Roma'ya karşı 5-0'dan böyle bir geri dönüş. Gerçekten mükemmel ötesi arkadaşlar. Şimdi Pepe. Naca Naygolan. Topu kaptırdı Pepe'ye. Pepe. Angel Di Maria. Çok güzel şekilde uzatmayı denedi. Olmadı. Şimdi Jose Maria Callejon. Jose Maria Callejon. Kötü bir vuruş diyebilirim Jose Maria Callejon'a. Açıkçası yakışmadı. 5-0'dan bir geri dönüş. Tam bize göre arkadaşlar. Stadımızı da geliştirdik. Üst lige de çıkmayı garantiledik sayılır. Ligde de tüm maçlarımızı kazandım. İstatistikleri de biraz göstereceğim size arkadaşlar. Kendi istatistikleri. Şimdi Cristiano Ronaldo harika bir kontrol. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ya ilginç golün de böylesi. Harbiden bugün bir sürü ilginç gol attım arkadaşlar. Şunu sizlerle birlikte izleyelim arkadaşlar. Şimdi Cristiano Ronaldo yavaşlatılmış gösterimde kaleciden döndü. Adamın kafasına çarptı. Ronaldo ayağının içiyle hiç dokunmadı zannedersem. Arkadaşlar hiç dokunmadan çok enteresan bir gol geldi. Ya bayağı tuhafıma gitti açıkçası. Skor 7-5'e geldi ve takımı bildiğiniz darma duman ettik arkadaşlar. Şimdi Angel Di Maria, Jorge Jesus'tan da sürüldü Di Maria. Di Maria gol gelir. Cristiano Ronaldo gelmedi. Şimdi Kylian Mbappe, Greiner'dan sürüldü. Mbappe çok güzel kontrol. Mbappe sarı kart. Şimdi Cristiano Ronaldo golü atar mı? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Szczesny'ye kucağına bıraktık. C'ye basmayı denedim arkadaşlar.
Hani niye böyle yaptım bilmiyorum ama Friki'yi bildiniz kaçırdık. 7-5'lik bir galibiyet. Maçın adamı Cristiano Ronaldo. Adamsın Ronaldo. 2 gol attın. Yaptığın asistlerinde faydası olduğunu düşünüyorum maçın başında. Baksanıza Roma'nın 5 şutu var arkadaşlar. Bayağı ilginç. Hemen sizlerle istatistik gösteriyorum. Rakibimiz Fiorentina. Zayıf bir rakip geldi arkadaşlar. Transfer listesine bakalım. 1100 liramız var. Kevin De Bruyne'u almayı düşünüyorum. Yalnız Kevin De Bruyne'u almam için de bayağı video izlemem gerekecek arkadaşlar. Onu kararına sonradan verelim. Şimdi sizlerle birlikte ne yapıyorduk? Kayıtlara bakıyorduk. 65 maçta 65 galibiyet. Bu gayet iyi bir oran. %100'lük galibiyet oranımız ve %66'da kazanma yüzdemiz çoklu oyuncuda. Gördüğünüz üzere 15-0'lık Estoril galibiyetimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar şunu açıkça söyleyeyim. Videoyu anlatmadan yani spikerlik yapmadan çok fazla gol atıyorsun. Çünkü odak noktanı sadece gol atmak. Yani spikerlik yaparken hem anlatmak hem o tarz şeyler biraz yorucu olabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere en çok katılımı Jack Cooper 45 maç. En çok golü Cristiano Ronaldo 92 golü atmış. Biz gayet iyiyiz arkadaşlar. Bizde sıkıntı yok açıkçası. En büyük transferimiz ise Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde. Kadro dedim. İsterseniz bu şekilde. Kadromuz da bu şekilde arkadaşlar. Kyle Walker, Dani Alves'i değiştireyim hemen. Kyle Walker'ı bu maçta oynatmak istiyorum. Önümüzdeki maç Bristol City olan karşı maçı da sizlerle birlikte oynamayı düşünüyorum. Ya da düşünmüyorum. Önemli değil arkadaşlar ama sizlerle birlikte videolarımız kesmeden devam edecek arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ücretsiz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için değerli. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.